Selamlar herkese. iOS 26 güncellemesine ait 5. developer güncellemesi yayınlandı. Açıkçası ben bu güncellemeyi pazartesi bekliyordum ama bugün salı, 5 Ağustos salı ve bugün yayınlandı. Muhtemelen bundan sonra da herhalde salı günleri yayınlanacak güncellemeler. Normalde 2 haftada 1 olarak developer beta güncellemeleri yayınlanıyordu iOS 26 için. Bu saatten sonra haftada 1'e de düşebiliriz çünkü bir aydan az bir süre kaldı aslında Eylül ayına. Zaten Eylül ayında iOS 26'nın tam sürümü gelecek. Sizinle bu video içerisinde iOS 26 Developer Beta 5 güncellemesi hakkındaki yenilikler neler, mevcut olan hatalar neler, bunların her birini konuşacağız. Bu güncellemenin büyüklüğü sizin kullanmakta olduğunuz iPhone modeline bağlı olarak ve iPhone'da yüklü olan iOS sürümüne bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Ekran görüntüsünü ben iPhone 15 Pro'dan aldım ve ilk yayınlanan iOS 26 Developer Beta 4 güncellemesi yüklüydü. İkincisini henüz kurmamıştım. Bu güncellemeyi yükledikten sonra iPhone 15 Pro kesinlikle akıcılaştı. Bunu size rahatlıkla söyleyebilirim. Bazı likit cam efektleri güncellenmiş, güzelleşmiş. Animasyonlar daha akıcı hale gelmiş. Telefonda daha akıcı bir şekilde çalışabiliyor. Kilit ekranını açarken Face ID okunmadığı zaman parolayı girmek için bir numerik kısım çıkıyor biliyorsunuz. Bu kısım çıkarkenki olan animasyon yenilenmiş. Denetim merkezinde de bazı animasyonlarda yenileşme, akıcılaşma var. %20 şarj kaldı uyarısını dinamik adada artık görüyoruz. Yani zaten dinamik adada görülüyordu ama daha büyük bir şekilde gösteriyor kendisini. Biraz daha yenilenmiş diyebiliriz. Ayarlar kamera menüsünde klasik mod denilen bir seçim gelmiş. Bazı kullanıcılar yenilenen kamera uygulamasındaki mod geçişlerine henüz ısınamamış ve sevememiş. Bununla ilgili Apple'a çok fazla şikayet gitmiş. Bu sebepten dolayı bu şekilde bir klasik mod geçişi de geri gelmiş. Ana ekranda basılı tuttuğumuzda biliyorsunuz bu ikonlar titriyordu, bir düzenleme moduna giriyorduk. Bu düzenleme modundayken uygulamaları silebilmek için çıkan o çarpı işareti de likit cam şekline gelmiş. Daha doğrusu eksi işareti likit cama gelmiş. Paylaş menüsünde bulunan AirDrop ikonu yenilenmiş. Hesap makinesini açtığınızda sağ yukarıda bir hesap makinesi ikonu var. Ona basınca modlar arası artık geçiş yapabiliyoruz. Notlar uygulaması, müzik uygulaması ve günlük uygulaması gibi bazı uygulamaları açtığınızda karşınıza yeni karşılama mesajları çıkıyor. Dijital araba anahtarı eşleşmesinde bulunan hatalar giderilmiş, ana ekranda bazı ikonlar bulanık gözüküyordu, bu hatalar giderilmiş gibi bunun gibi çok fazla hata iyileştirmesi var. Apple'ın dokümanını videonun altına doküman linki olarak koyarım. Oradan mevcut olan hataları ve giderilen hataları görebilirsiniz. Tabii dediğim gibi mevcut hatalar hala var. AutoMix özelliği AirPlay'de tam olarak çalışmıyor. Silinen uygulamalar için basılı tutup uygulamayı silmek istediğinizde açılması gereken menü hala açılmıyor. Üçüncü parti uygulamalarda hala beyaz karakter sorunu var. Eğer arka plan beyazsa ve yazılar da beyaz gözükürse bir şey okumak gerçekten zor oluyor. Performans sonuçlarını şu anda ekranda görüyorsunuz. Benim gördüğüm kadarıyla Developer Beta 4'e göre biraz daha performanslarda, Geekbench performans sonuçlarına birazcık düşüş var. Ama ben bu düşüşe razıyım çünkü cihaz gerçekten bir önceki güncellemelere göre çok akıcı bir hale gelmiş. Bu güncelleme bana neden gelmedi diye soracak olabilirsiniz. Bu güncellemeyi alabilmek için iOS 26'yı destekleyen bir iPhone modeli kullanıyor olmanız gerekiyor. Ve iOS 26 beta sürecine de dahil olmanız gerekiyor. Bununla ilgili kanalda bir video var. iOS 26 beta nasıl yüklenilir diye. Eğer izlemediyseniz ve iOS 26 beta'yı kurmak istiyorsanız o videoyu izleyebilirsiniz. Bu güncelleme kimler yüklemeli? Meraklılar yükleyebilir. Bir önceki betalara göre biraz daha akıcı hale geldiği için evet meraklılar artık yükleyebilir. Eskiden sadece uygulama geliştiricileri yüklesin ya da dijital içerik üreticileri yüklesin gibi konuşurdum. Ama şu anda meraklılar da kesinlikle yükleyebilir derim. Ama mobil oyun oynuyorsanız yüklemeyin çünkü birçok oyunda hala 30 FPS sabit alınıyor. Beta bir güncelleme olduğu için. Online bankacılık işlemleri çok yapıyorsanız yüklemeyin. Henüz daha güncelleme birçok uygulama tarafından desteklenmiyor. Public beta ne zaman gelir diye soracak olursanız 48 saat içerisinde public beta gelir. Public beta 2'de de bu güncellemede olan yenilikleri göreceğiz. Bu sebepten dolayı public beta 2 için farklı bir video çekmeyeceğim. Eğer bir public beta 2'de fark olursa o fark da zaten bize yeni bir developer beta 5 güncellemesi olarak ek revize olarak, yama olarak gelecektir. Dediğim gibi haftaya yeni beta sürümü gelebilir iOS 26 developer'ın. Onun da bir aksilik çıkmazsa kanalda videosunu paylaşacağım.
Siz de iOS 26 Developer Beta 5 güncellemesi hakkında yorumlarınızı aşağıda yorum satırında paylaşabilirsiniz. Ve bu şekilde videoları kaçırmamak için kanala abone olup çanı açabilirsiniz.